Aslında takva kelimesi sakınmayla ifade ediliyor. Belki aldığım tercüme bu ama bana göre çok eksik bir anlam. Yani takva kelimesini bu anlamda değişmeye gerek yok. Yani sakınma diye, çünkü çok ciddi bir manayı, çok derin bir manayı basitleştirmiş oluyoruz. Yani müttaki kelimesine sakınan demek kesinlikle karşılamıyor. Sanki o müthiş manayı basit bir anlama taşınmış oluyoruz. Aslında kalplerin takvasındandır. Aslında bu da bir anlamda, yani kelimeleri böyle muhafaza etmek de bir anlamda şairdir. Çünkü takva dediğimizde, yani köydeki bir insan da bir vaizden takva kelimesini duyduğu zaman anlıyor. Onun zihin dünyasında çok şeyler oturmuş. Şair, yani müttaki demek bir şeyleri bildiriyor. Dolayısıyla bu kelimeleri çok hani basitleştirmeye, yani Türkçeleştirelim diye çok manasından uzaklaştırmaya gerek yok. Bakın, buyurun. Bir misal. Bilhassa Esma-i İlahiye'de çok çıkıyor. Geçen bir yerde karşılaştım. Vallahu ganiyyun halim. Heh, bunu ne yapmış? Allah zengindir, acelesi de yoktur. Aman yarabbim. Evet. Halim kelimesini öyle tercüme etmiş. Gani de zengin. Evet. Lügat öyle diyor. Halbuki, zengin diyor ama Allah evet, zengindir. Halbuki Halim Selim ifadesini biz kullanıyoruz. Yani niye buna bir daha yani Halim'e bir acelesi yoktur diyelim ki? Diri yönetici diyor. Hmm. Hayy kayyum. Evet. Şimdi ulvi manalar ne hale geliyor? Yani takva kavramı da aynı şekilde. Evet. Yani onun için bu tercümelerden çok dikkatli olmak lazım. Evet. Çok manasını basitleştirip uçurmamak lazım yani bu anlamda.